tahribatlar yaratmasından sonra Silifke, Aydıncık civarında balık çiftliği kurmayı planladığı tarafımızdan yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. 70'e yakın firma 1 milyar dolarlık yatırım için Mersin kıyılarını hedef seçmiştir. Ancak tarafımızdan yapılan araştırmalar neticesinde yapılması planlanan balık çiftliklerinden 35 tane firmaya izin verildiği, ÇED raporlarının alınmaması için yönetmelikte belirtilen tutarın altında kalacak şekilde parçalar halinde izin verildiği ve ÇED raporundan kaçırıldığı tespit edilmiştir. Nitekim dava konusu olayımızda da ÇED raporu alınmaması için aynı yöntem uygulanmıştır. Oysa ki Danıştay'ın birçok kararında